Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Merhabalar, ben Ercan Topaloğlu. Bir Sevdadır Karadeniz adlı programı bu hafta Bursa'dan tekrardan yayın yapacak. Ben Spiderman'imi yanıma aldım. Şimdi Bursa'ya doğru arabamızla yola çıkacağız. Sizlere çok güzel bir program sunmak için bizleri bekleyin. Bizden sakın Mavi Karadeniz ekranlarından hele hele sakın hiç ayrılmayın. Görüşmek üzere. Biz şimdi yola çıkıyoruz. Allah'a ısmarladık. Bursa'daki Giresunlu hemşehrilerimizin kültürlerini nasıl yansıttığını, o kültürü buraya nasıl yansıttığını görmeye geldik. Umarım sizlere de keyifli bir program takdim edeceğiz. Hasan, Bursa 2. Anadolu Türk Kümede Emek Spor'da oynuyorum. Hedefimiz 2. Anadolu Türk Kümede şampiyonluk yaşamak. Takımın abisi olarak, en yaşlısı olarak elimizden geleni yapacağız. Takımımızı layık olduğu yere taşıyacağız hep beraber. Ben Semih Yıldız, Emek Spor'un stoper oyuncusuyum. Bu sene şampiyonluğu düşünüyoruz. Adım Cuma Özer, Emek Spor genç takım ve A takımında top koşturuyoruz. Bu sene gerçekten çok büyük destek var bize, hem taraftarlarımızdan hem de yönetimden. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hedefimiz Bal Ligi'ne yükselmek. Ben Okan Aslan, genç takım ve A takımda futbol oynuyorum. Sıkı bir destek var taraftarlarımızdan, yöneticilerimizden. Hedeflerimiz yüksek. Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ethem Gürbulak, teknik sorumluyum, aynı zamanda antrenörüm. Öncelikle ben burada Emek'te yeni bir soluk, yeni bir heyecan olduğuna inandığım için buradayım. Öncelikle ben başkana, yönetim kurulu arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü müthiş bir çalışma, her gün bir hareketlilik var burada. Her gün bir özveri var. Bundan dolayı ben kulübe, yetkililerine hepsine teşekkür ediyorum. Paranın geçmediği tek kulüp sanırım Emek Spor. Çünkü burada esnaflarla, kulüple, öyle sporcularımızla, bizlerle, antrenörlerle ki 5 tane akademi mezunu arkadaşımız var altyapıda. Hiçbiri parayla, hiçbir zaman parayla burada alın teri dökmedik, karşılığını istemedik. Burada amacımız Emek bölgesine hizmet vermek. Çünkü burada yaşıyoruz, buraya sahip çıkmak istiyoruz. Amacımız bu. Burada gençlerle bir hedefimiz var. Tabii Bal Ligi falan diyorlar ama tabii biraz daha uzun bir süreç, uzun bir maraton. Amacımız şu anda ikinci amatörden birinci amatöre çıkmak. Daha sonra süper amatör, ondan sonra hedefimizi bakacağız artık. Tabii şimdiden bir şey konuşmak doğru değil. Ben öncelikle siz geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Amacımız burada emeğin adını, halkını daha iyi, daha doğru bir şekilde tanıtmak. Kötü bir imaj var gibi gözüküyorsa da burada amacımız daha iyi, daha doğru şeyler yapmak. İnşallah hep beraber sporcularımızla, esnafımızla, buranın halkıyla
Başkanımızla ve yöneticilerle inşallah çok doğru şeyler yapacağız. Teşekkür ediyorum. Merhabalar arkadaşlar. Tanışalım. Ben Ercan Topaloğlu. Sizden isimlerini alabilir miyim? Yavuz Buruş. Fatih Aktaş. Ergun Buruş. Siz üçünüz de kalecisiniz. Vallahi ben Beşiktaş'ın alt yapısında top oynadım. Ben çok güzel gol atardım. Ama iddialıyım, bence bana gol atamazsınız. Evet, şimdi Emek Spor Kulüp Başkanımız, benden daha yakışıklı, daha karizmatik olan sevgili başkanımızın yanındayız. Başkanım, isim soyisim alabilir miyim? Orhan Aydın. Emek Spor Kulübü'nün yaklaşık 7 aydır kulüp başkanlığını yapıyorum. Daha önce Bursa'da 1998 yılında amatör spor kulübü kurduk. Sporun içinden gelen birisiyiz. Yerel yönetimlerde aktif olarak sorumluluk alan bir kardeşiniz. Kardeşinizin emekte Türkiye'nin her yöresinden insanlarımız var. Doğudan, Güneydoğu'dan, Anadolu'dan, Karadeniz'den. Yani Türkiye'nin mozaiği, emeği nüfusu yaklaşık 75 bin. 75 bine burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben, ekip arkadaşlarım, başkan yardımcısı arkadaşım, futbol şube sorumlusu, tekvandosu, karatesi, genel sekreteri, genel koordinatörü, yani malzemecisinden başkanına kadar Emek Spor Kulübü'nün dolayısıyla emeğin menfaatleri için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tek amacımız var, tek hedefimiz var. Önce sporculara topla oynamayı değil, spor ahlakını öğretmeyi, spor ahlakını öğrettikten sonra başarılı olan çocuklarımız da üst seviyelere gidebilmek adına biz de elimizden gelen büyüklüğü, abiliği, yöneticiliği yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bize emekten, özellikle bu dönemde esnaflarımızdan ve iş adamlarımızdan Emek Spor Kulübü'ne ciddi manada maddi ve manevi destekler olmuştur. Bundan sonraki süreçte inşallah bu yayınlarımızın devamı devam eder ve Emek Spor Kulübü'nün geleceği çok daha farklı yerlerde olacak diyorum. Sizlere de yönetici arkadaşlarım adına bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kulüp Başkan Yardımcımız Metehan Bayrak Tutan, Genel Sekreterimiz Mustafa Gül İl dışında, kendileri burada yok. Futbol Şube Sorumluluğumuz Sayın Mustafa Gencan, Genel Koordinatörümüz Hasan Alkan, Tekvando Şube Sorumluluğumuz Yakup Demirhan, İdari Menajerimiz Mustafa Yılmaz hemen yanımızda, Halkla İlişkiler Sorumluluğumuz Harun Şahin, Mali Sekreterimiz Nazım Aycı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Eyüp Aktaş, futbolun patronu Ethem Hocam ve altyapı sorumlumuz Fette Hocama, Enes Hocam ve Ayhan Hocamı da burada anmadan geçemiyorum. Bunları yaparken şube sorumlusunu söyledik. Tekvando'nun hocası Cemal Hocamı, biraz sonra ziyaretine gideceğiz. Karate'nin hocası Cemal Hocamı ve Tekvando hocası Osman Hocamı, bize devreden kulüp başkanımızı da anmadan geçemiyorum. Onlara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin isim soyisim alabilir miyim? Fettah Kaya bende. Altyapı sorumlusuyum ben de. Altyapı sorumlusunuz. Peki bir şey soracağım. İkinize de sorayım o zaman bu soruyu. Bildiğiniz gibi yurt dışında da, ülkemizde de spora, daha doğrusu futbola daha çok bir rağbet var bildiğiniz gibi. Kaç senedir burada siz peki emek veriyorsunuz? Ben kendim 22 senedir futbol oynuyorum. Antrenör olarak da 5-6 senedir futbol okullarında çalışıyorum. Peki 5-6 sene içerisinde çocuklarımızın, yeni neslin, gençlere artış mı var, düşüş mü var? Spora, futbola olan merakı. Kesinlikle bir artış var. Hem ciddi manada, yani altyapı anlamda büyük bir artış var. Bursa, özellikle Bursa'da. Şuradan ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarımız şu anda evlerde hapis. Ders. Çocukları boğuyoruz. Lütfen onlara spor yaptıralım. Muhakkak hafta sonları, hafta içi, bazı günler muhakkak spor yaptıralım. Aynı şeyi ben de evde yaşıyorum, bazen hanımla tartışıyoruz. Ders yükü ağır olduğu için tabii bu sistemden dolayı böyle, ama çocuklarımızı muhakkak ve muhakkak doğanın içerisinde var olan hareketlilik, yani sporu muhakkak yaptırmalıyız. Peki, ikinize de çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Mustafa Gencan, Emek Spor Futbol Şube Sorumlusuyum. Ben de yıllarca Emek Spor'a hizmet ettim futbolcu olarak. Siz şu an oynuyor musunuz? Kilo aldık, göbeklendik. Şimdi yönetici olarak görev yapmaktayız. Amacımız önce insan yetiştirmek, sonra sporcu yetiştirmek.
Türk futboluna insan kazandırmak, futbolcu kazandırmak. İşte elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz. Gecemizi, gündüzümüzü, yazımızı, kışımızı birbirine katıp çocuklarımıza iyi olanaklar sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Güzel de bir iş yapıyorsunuz. Allah inşallah sonunu hayır eder. Çok sakat bir yere geldik. Eyvah eyvah. Hocam merhaba. Ercan Topaloğlu. Vallahi zor kaçtım biliyor musun? Zor kaçtım. Şu grubun içinden herhalde şu taraf bile beni dağıtabilir. O kadar eminim yani. Hocalar sizi bir tanıyalım. Estağfurullah, o kadar yaşlandım mı? Sizi bir tanıyalım hocam. Ben Emek Spor'u çalıştırıyorum yaklaşık 20 yıldır. Ya Kıyoşin Karate olarak. 32 yıldır işte uzak doğu sporla uğraşıyorum. 32 yıldır. Maşallah ya. Yaş kaç ki? Yaş şu an 48. 48. Yok o kadar ya. Bana deseniz eyvallah 48 de. Olunuz mu? Hocam ben seni böyle alayım. Çok kötü bakıyor bana. Vallahi billahi. Şimdi hocam bakıyoruz. Çok genç çocuklarımız ve böyle gördükçe var ya inanın gerçekten çok mutlu oluyorum. Neden? 2004 Dünya Şampiyonu sporcularımız var. 2010'da Danimarka'da Dünya Üstü olan... Şu an buradalar mı? Şu an kızım yok. Şu an onu tatile gönderdim. Bir tane sporcum da şu an Erzurum'da öğretmenlik yapıyor. O 2004 Dünya Şampiyonu olan. Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası'na derece yapan sporcularım var. Burak. Siz benden uzak durur musunuz sevgili Burak Onur? Beni tırstırmayın. 2010'da Danimarka'da Dünya Şampiyonası'nda dövüştü o da. Biz de bunları işte şu anda hazırlıyoruz. Ayın 18'de 18 Mayıs'ta yani Bursa'da maçlarımız var. Yani iller arası şampiyonamız var. İşte bu akşamın hazırlığını yaptık. Önümüzdeki haftada inşallah iyi bir şekilde hazırlanıp iyi bir dereceyle dönmek istiyoruz. İnşallah. Hocam kaç senedir Emek Spor'a emek sarf ediyorsun? 20 yıldır Emek Spor'a çalıştım. 20 yıldır. Allah'a maşallahımız var. Bir yana Emek Spor'a çalıştırıyorum. Ondan önce de zaten özel güne salonum vardı. Ama tam 20 yıldır yani Emek Spor'da hizmet veriyoruz. Yani. Peki az önce futbol grubuna da sordum. Oradaki hocamıza da sordum. Size de ben sormak istiyorum. 20 senedir buradasınız. 20 senedir buradasınız ve 20 senedir gençlerimizde, hadi büyüklerimiz neyse de gençlerimizde bir artış mı var, düşüş mü var spor açısından? Bu sene 2012 yılında 2012-2013'te biraz arttı. Biz bir zamanlar 12-13 kişiyle de sporcu antrenman yaptık ama yani bu sene biraz daha nedense aileler daha duyarlı olmaya başladı. Yani çocuklarını sokakta alıkoymak için gerçekten de çok büyük farkı var. Yani sokaktaki insanlarla bunları hiçbir zaman aynı kefeye koyamayız. Zaten şimdi karşı tarafa baktığım zaman hep ailelerimiz var. Karate deyince insanlar çok soğuk bakıyorlardı. İşte vurdulu kırdılı yani ama maalesef öyle olmadığını anladı insanlar. Hocam, ben şimdi şu iki güzel kardeşimizi şöyle bir karşılıklı alsam. Fazla vurmak yok. Acıyacaksınız bana, tamam mı? Lütfen. Gel.
Hocam burada az önce bir furya esti. Bu kadar çocukları yormak yerine Osmanlı yerine yapıştırsak olmuyor mu? Olmaz mı? Ne artık? Hayır, en güzeli o değil mi şimdi? Bu kadar çocukları yorduk şimdi. En güzeli Osmanlı tokadı değil mi hocam? Antrenman yapıyoruz. Antrenman yapıyorlar değil mi? Ama hepsi bir anda vallahi maşallahınız var. Kendinizi bir alkışlayın bakayım. Size helal olsun. Şu baştaki, tabii baştaki hareketi ben de yapmak istiyorum. Şu şey var ya. Hocam harbi işi biliyormuş diyecek. Hocam çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bir şey soracağım. Çocuğunuz kendisi mi bu dalı istedi yoksa siz mi önerdiniz? Tabii öncelikle aileler teşvik ediyor. Peki neden karate? Bir de erkek çocuğu. Kendim tekvando ile uğraştım. Aa, süper. Sporcuydum, ayrıldım. Karate mi tekvando mu? Kararsız kaldım. Başka bir tanıdığımızın vasıtasıyla Emek Spor Kulübü'nü teşvik ettiler. Biz de buraya geldik. Ne zamandır burada be gece? İki ayı geçti. İki ayı geçti. Gel bakalım, yakışıklı. Adını soyadını bir alabilir miyim? Bak bakayım oraya. Bir daha alabilir miyiz? Hayra alam. Memnun musun karateden? Memnun. Hocandan memnun musun? Arkadaşlarından memnun musun? Neden karate diye sana sormak istiyorum o zaman. Değişiklik olsun diye. Değişiklik olsun diye. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Peki okulda böyle kavga tartışma çıktığı zaman ayırıyor musun? Yoksa senle müdahale ediyor musun karateye geldiğinden dolayı? Ayırıyorum. Ayırıyorsun değil mi? Aferin. Arkadaşınızı bir alkışlayın bakayım. Karate ne amaçlı yapılmalı? Savunma. Spor amaçlı ve savunma amaçlı değil mi? O zaman... Gözlerinde aşkla sevgiyi kendinde huzur bulmuştu. Dünyanın her tarafında spora destek var, spora ilgi var. Spor bir sağlıktır. Yani spor yapan hiçbir zaman eksi olmaz, artı olur. Yani sporda bence yani destek vermeyen spordan anlamıyor demektir. Spordan anlamayan da kalmadı gibi dünyada. Herkes spora şey veriyor, destek veriyor. Bizler de işte bu spora destek vermeleri için bu gibi şeyleri, organizasyonları, televizyon gibi, işte medya gibi organizasyonları duyurmak açısından böyle yakın temasta bulunuyoruz inşallah. Bir sevdadır Karadeniz programına teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Bursa'mıza geldiler, bizleri ziyaret ettiler, yerimizde bizleri gördüler, bizlerin seslerini dünyaya duyurdular. Çok çok teşekkür ediyorum. Ercan Bey, siz de bu hafta yeni geldiniz galiba. Size de hoş geldin diyorum. Biraz geç olsa da. Çok sağ olun. Bundan sonra her zaman sizlerle inşallah görüşeceğiz. İnşallah Allah nasip ederse inşallah görüşeceğiz. Futboldan sonra karate bölümüne geçtik. Yalnız ben şurada az önce bir şey öğrendim. Bir şey dikkatimi çekti daha doğrusu. Bir aileyle konuştum ben burada. Bayağı bir yer dolaşmışlar. Bursa'da spor dalı olarak. Hani karate, futbol. Yalnız karatede Emek Spor olarak buranın ismini bayağı bir övmüşler. Bu neyden kaynaklanıyor sizce? Bu bence biz yaklaşık 6 ya da 7 aydır yönetimdeyiz. Hocanın sporculara verdiği değerden, istikrarından, samimiyetinden kaynaklanır. Yönetimin emeği değildir bu. Tamamen hocanın emeğidir. Ama burada şunu da vurgulamadan geçmemek lazım. Şu anda burada röportajını yapmış olduğumuz tesisler 2004-2009 yılları arasında Emek Belediyesi tarafından yapıldı. Yani yerel yönetimler de spora destek veriyor. Şu anda kullanmış olduğumuz tesisler kapanan Emek Belediyesi tarafından Osman Gazi'ye iltihak oldu. Dolayısıyla biz şu anda Osman Gazi'nin tesislerinde kiracı konumunda değil, işgalci konumundayız. Eğitim maksatlı burayı kullanıyoruz. Dolayısıyla yerel yönetimler de elinden geldiği kadarıyla destekliyorlar, desteklemeye çalışıyorlar. Hangi ilden, hangi yöreden diye bakmıyoruz. Kesinlikle bakmıyoruz. Bunu Emek'teki yaşayan tüm vatandaşlar bilirler. Emek'te sporun altyapısı ciddi manada var. Yani memleketini terk edip buraya gelen insanlar bir sevdadır Karadeniz adı altında. Memleketindeki cengaverliğini doğup doydukları yerlerde de yapmaya, yaşatmaya devam ediyorlar. Sizin de duygu düşüncelerinizi bir almak isterim. İsmim Metehan Bayraktan. Aynı zamanda ben Erzurumluyum. Giresun'da madıyım. Bir sevdadır Karadeniz programına başta teşekkür ediyorum.
Emek Spor Kulübü olarak, yöneticiler olarak 11 arkadaşımız biz Emek Spor'un eski topçuları olarak, futbolcuları olarak kulüp yönetimini devraldık. Ama sadece futbol olarak değil, bu şu an bünyemizde karate, tekvando, futbol ve güreş var. Biz bunu daha çok olimpik sporları yayacağız. Şimdi yanımızda tekvando şube sorumlumuz var. Hocam, herkese geldik de şu kadar yakışıklı, şu kadar karizmatik bir adamı ben nasıl es geçebilirim? Hocam sizi de bir tanıyalım. Ben ilk önce Mavi Karadeniz'e buraya kadar geldiğiniz için, yorulduğunuz için cani gönülden teşekkür ediyorum. Adım Yakup Demiral. 2006'dan beri de tekvando şube sorumlusu olarak aynı zamanda yeni aldığımız kulüp arkadaşlarımızla beraber, başkanlarımızla beraber bu işi devraldık. Cani gönülden gönül destek verdik. Elimizden geldiği kadar başkanıma, spor camiasına, yanımdaki arkadaşlara, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha sonraki günlerimizde, ileri bir günlerimizde elimizden geldiği kadar tekvando olarak, karate olarak, futbol olarak, şube olarak, Emek Spor Kulübü olarak burada Emek Spor'u canlandırmak, şube olarak da elimizden gelen spor camiasına burada Emek Spor olarak destek vermek. Bunun haricinde bütün spor arkadaşlarıma, buradaki yönetim kurulu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar bu camiada bundan sonraki süreçlerde daha da çok futbol olsun, tekvando olsun, karate olsun daha çoğalmasını istiyoruz. Bunun için de çevredeki ailelerimizden de destek istiyoruz yani spordan. Çocukların işte bale kullananları, işte yanlış yönlendirmeler, yanlış yere gidenleri gitmesin diye bu camianın içerisine elimizden kadar o çocuklara da destek veriyoruz yani bu emekte, Emek Spor Kulübü olarak. Aynı zamanda da yöneticimizlerle beraber, başkanımızdan da burada çok büyük desteği var. Aynı zamanda Necmettin Başkanım var, aynı zamanda Esfiye Dernek Başkanı. Arkadaşım burada Sübe Genel Başkanı. Ona da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cemal Hocamız da burada. Onun için her geçten de destek istiyoruz. Bu camiada güzel, daha ilerideki günlerde yine geldiğiniz zamanlarda bakacaksınız ki Emek Spor çok farklı yerlere kademe kademe açtığını göreceksiniz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Orhan Bey nasılsınız? Bu akşam bizi siz konaklayacaksınız herhalde. Konaklayacaksınız burada herhalde. Nasıl, güzel bir otel mi? Rahat bir otel mi? İnşallah rahat ederiz valla. Yoksa artık yere bir yer döşek yatağa. Alıştık zaten Karadeniz'de. Duydum ki Necmettin Başkanım buradaymış. Herhalde de biz yorulduk. Kalacağımız otele gelmiş. Herhalde yemek yiyor oradan. Bir baskı yapayım diyorum. Belki aradan belki bir yemek de bize ısmarladı. Gel bir yakalayalım onu. Mehmet abim gel abim. Beni takip et. Necmettin Başkanım'a bir yemek ısmarlatalım. Burada da yakaladım sizi. Burada da yakaladım sizi. Biz kalmaya geldik, yatmaya geldik. Kapıdan bir baktım ki Necmettin Başkanım burada. Kaçıyor muydun? O zaman daha arka masaya gidecektin. Orada gözükürsen ben gelirim buraya, yemeğimi de yerim. Nasılsın başkanım? Bayağı bir yorulduk. Çok şükür. Vallahi ne bileyim, böyle dedim ben medyadan biraz böyle televizyonlardan kaçalım. Rahat bir ortam, böyle bir deniz kenarında bir kahvaltı yemek yapalım. Yemek yerim dedik. O da yemedi. Burada da geldiniz, yakaladınız. Yani ailemizde oturuyoruz işte, dernekten, işten, her şeyden kendimizi men edip deniz kenarında bir stres atalım diye geldik ama stresi iyi atıyoruz galiba. Bayağı bir yorulduk şimdi yani, oradan oraya aileyle de bir yemek yakışırdı. Yalnız oğlunuz herhalde. Evet. Gözlerden maşallah nazarlık, uykudan mı kaldırdınız onu? Yok, uykudan kalkmadı da biraz yorulduk abi. Gözleri beraber kamaştırdı. Sen uykudan, bu arada bunlar da mı sporcu? Şimdi küçük sporcu tabii ki o futbolla ilgilenecek ileri doğru inşallah. Büyüğü zaten biz Bursalıyız. Bursa'dan bizi terk etti. Transfer oldu İzmir'e. Handball oynuyor kendisi. Sporla uğraşıyor. Türkiye birincisi oldular bu sene. Geçen sene de burada Türkiye dördüncüsü olmuşlardı.
Entol'da çok başarılılar. Buradan İzmir'e sıçradı tabii bu başarı. Başarıyı da beraber takımcak elde ettiler. 4-5 tane arkadaşıyla beraber buradan İzmir Belediyesi bunları transfer etti, oraya aldılar. Orada her şeyleri karşılıyorlar, orada okutuyorlar, orada sporlarını devam ettiriyorlar. 2016'ya Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorlar şu an hocalarıyla beraber. Tabii ki spor biraz önce de konuşmuştuk. Spor her yerde önemli. Spor olunca sağlık oluyor. Sağlık da spordan geçiyor diye bir deyim var. Her zaman sağlıklı spor insanı zinde ve formda tutuyor. Bizler işte ne bileyim işte böyle her türlü her faaliyette her yerde olmaya çalışıyoruz inşallah. Şimdi handbol derken bazıları maşallah benden zaten fazla, senden benden fazla handbol olduğu belli oldu yani. Yani bir kızını yani oğlunu dersen ya böyle kızarsın, dövmeye falan böyle kalkarsın ya. Biraz korkuyoruz tabii kas yapılarıyla şeyleriyle tabii ki futbolda şeyde handbolda oynadığından. Tamamen güçle ilgili handbolda el topu olduğu için kollar, bacaklar sağlam oluyor. O yüzden bayağı bir güçlü maşallah. Biraz da kendisi yapılı olduğu için. Valla hepimiz gurur duyuyoruz çocuklarımızla işte. Peki ben biraz yengemle konuşmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Biraz şikayet duymak istiyorum. Yenge merhaba, isim soyisim alabilirim. Derya Aktaş. Derya Hanım. Başkanım hiç yerinde durmuyor. Oradan oraya, oradan oraya maşallah. Fitliğinden belli zaten. Bu konuda muzdarip misiniz gerçekten? Çünkü kolay değil. Hem spor kulübüne gitmek, hem kendi iş hayatını yönlendirmek. Bak buraya geldiniz, ailece yemek yemeği burada bile rahat bırakmadık artık. Vallahi bir duymak isterim, isterinizi duymak isterim. Çünkü gerçekten zor bir iş. Başkanımızın yaptığı bir iş. Herkesin de kolay kolay kaldırabileceği bir iş değil açıkçası. O yüzden ben sizin duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Tek sözde. Ya memnunuz yani. Bilmiyorum. Şikayet yok herhalde. Şimdi başkanım burada diye söylemiyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Çünkü güzel bir mutlu bir aile tablosu. Allah inşallah devamını nasip eder. Allah inşallah bekar olanların başına nasip eder inşallah. Böyle güzel bir aile. Evet şimdi yakışıklı başkanımızın güzel kızının yanındayız. Evet ismini soy ismini bir alabilir miyiz? Emre Sultan Aktaş. Bak annen direktmen prenses. Evin prensesisin galiba. Evet. Prensi yan tarafı olduğu belli. Gözlere bakar mısın? Allah nazardan saklasın. Böyle bir gözlerim olsa eyvah. Şimdi sahildeydim. Böylece